Merhaba Şifre Etmez izleyenleri, ben Erdem Pabukcan. Bugün Down the Mountain adlı oyunun incelemesini sizlerle beraber yapacağız. Hemen şöyle başlayalım oyuna. Oyun hem iOS hem Android platformunda mevcut. Ücretsiz de bir oyun. Çok da büyük de bir oyun değil. Şahsen benim çok hoşuma gitti. Çok tatlı bir oyun, ilginç bir oyun. Hemen şöyle başlayalım. Oyunda bir hayvanı kontrol ediyoruz, bir karakteri kontrol ediyoruz. Onun dağdan aşağı inmesine yardımcı oluyoruz. Çok basit bir oynanışı var. Sadece sağa ve sola dokunuşlar şeklinde oynuyoruz. Sağ dokunduğunuzda sağ tarafa, sol dokunduğunuzda tek kare olarak sol tarafa iniyor. Amaç işte yıldızları topluyoruz. Çeşitli engeller var. Çok engel var karşımızda. Örneğin TNT'ler var. Onun yanında yol var. Arabayla çarpışabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şimdi arabayla çarpıştım. Mızraklar var. Düşmanlarınız var. Bir sürü sizin rakibiniz, sizi engellemeye çalışan ürün, sizi engellemeye çalışan düşmanlarınız var. Ağaçlara da çarpamıyorsunuz tabii, bu üst tarafta gördüğünüz ağaçlara. Amaç olabildiğince fazla sayıda aşağı doğru yol kat etmek. Örneğin dubalara da gidemiyorsunuz. Mızraklara dikkat etmeniz lazım. Bombalar siz üstüne geldikten birkaç saniye sonra patlıyor. Gördüğünüz gibi burada düştüm. Oyunun en güzel yanı sizi engellemeye çalışan rakipler ve hiç aklınızda olmayan engeller. Örneğin suda kayıyorsunuz, daha fazla düşüyorsunuz. Mızrak, zaten mızraktan bahsetmiştik. Onun yanında çizgili bölmeler var. O sizin karenizle beraber aşağı düşüyor, yine ölüyorsunuz. Aslında biraz sinir bozucu bir oyun, bunu söylemek lazım. Böyle yani sürekli oynamak isteyeceğiniz türde bir oyun. Hemen şurada bir Spin to Win adlı size kazandırmak için bir bölüm var. Çeşitli hediyeler kazanıyorsunuz. Örneğin 100 tane yıldız kazandım. Bunun yanında karakterinizi değiştirebiliyorsunuz. Mesela bir hayvan demiştim ama siz bir insanla kontrol edebiliyorsunuz. Hemen şöyle alalım. Ve başka bir sürü karakter de var. Siz ilerledikçe bu karakterler açılıyor. Bir de burada istatistik kısmı var. Sizin hangi gün, hangi saatler içinde ne kadar oynamışsınız, bu oyunlarda ne kadar başarılı olmuşsunuz, ne kadar mesafe kaydetmişsiniz, hepsini bir şekilde görebiliyorsunuz. Burada hoş bir detay olmuş aslında. İnsan ne kadar oynadığını falan bilmek istiyor. Hemen şöyle son bir kez daha oynayalım. Özellikle mızraklar çok zorlayıcı. Bomba TNT'lerin üstüne geldiğinde bir süre bekliyor, sonra patlıyor. Oradan hemen kaçmanız gerekiyor. Yani hızlı bir şekilde, hızlı kararlar vererek oynamanız lazım oyunu. Yoksa çok başarılı olamazsınız. Gördüğünüz gibi araba da çok zor. Evet, oyun bu şekilde arkadaşlar. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın.